Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Normalden daha çok uzak duruyorum kameraya çünkü deneyerek üzerimde göstermek ve üzerimde birazcık konuşmak istiyorum. Öyle çok daha iyi olacağını, daha çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Umarım keyif alacağınız ve her şeyden öte işinize yarayan güzel bir video olur. Bu elbiseyle başlayabilirim. Bu arada zaten daha yeni Instagram'da da giydiğim için bu elbiseyi bana güncel olarak çok soruldu. Bu videoda göstereceğim birçok kıyafet bana bu dönem zaten en çok sorulan, hani bunu nereden aldın sorusunu en çok aldığım kıyafetler. Çünkü hepsi yeni dönem alışverişim. Umarım sizi de tatmin eder. Bence gerçekten güzel ve ilginizi çekebilecek parçalar var. Düz, siyah, dar. Gördüğünüz gibi şuraları askılı. Böyle kışlık bir elbise değil. Yazın ben dün hava kaç dereceydi? 30 derece gibi bir şeydi, giydim. Oldukça iyi oldu. Ya bir de çok bence basit, çok güzel bir parça. Bunun üzerine bir de mesela ben beyaz kısa ceketimi atıyorum, kot ceketimi atıyorum. Elbisenin boyu şöyle. Dizim birazcık üzerinde bitiyor. Ben bunun içine dikişsiz iç çamaşırı giyiyorum. Bu arada elbise Bershka'dan. Ve fiyatı da 60 TL'ydi. Bence inanılmaz uygun böyle bir elbise için. Gerçekten bayağı uygun buldum. Bunu böyle taktığım oluyor. Onun dışında hepimizin bildiği gibi böyle takabiliyorum. Hani artık son dönemin en popülerlerinden biri bu çantalar. Bulabilirsem bu arada hepsinin linklerini de aşağı bırakacağım bilgi kutusuna, aklınızda olsun. Geldik bel çantasına. Beyaz. Ve bence çok şık duran, yine hani hem böyle parçalarda kullanabileceğiniz hem de benim ciddi anlamda her şekilde kullandığım, belki her şekilde kombinlediğim bir şeydi bu bel çantası. Aldığımdan beri inanılmaz çok kullanıyorum. Çünkü bence çok rahat oluyor. Gündelik olarak da çok iyi gidiyor. Elimde çanta taşımak zorunda kalmıyorum, buraya asabiliyorum. Şık da duruyor, hoş da duruyor. O yüzden bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Ben bunu maviden almıştım. Ve fiyatı da 120 TL bu arada. Bütün aldığım parçaları çok yakın dönemde aldığım için hepsini zaten bulabilirsiniz. Mağazalarda ve online'da. Bayağı bir kullandım. Temiz kullanmışım gördüğünüz gibi. Hani beyaz olduğu için bir acabanız olabilir ama bence inanılmaz duruyor. Hani gerçekten inanılmaz duruyor. Ve aynı zamanda Stradivarius da olması lazım. Daha ucuzu var. Hani aynı model neredeyse ve 60 TL'ye de sonradan bunu aldıktan sonra gördüm. Dilerseniz bir ona da bakabilirsiniz bunu 120 TL vermeden önce. Ama hani oldukça kaliteli, beğendim bunu da. Stradivarius'takini çok detaylı incelememiştim. Şimdilik bunu bu tişörtle giydim. Normalde bunu bu tişörtle giymiyorum çünkü hani bu tişört fazla spor bence bu etek için. Önden fermuarlı. Şurasında iki tane tatlı iş cebi var. Ekose desenli böyle. Kare kare desenleri. Pembemsi, böyle pastel pembe tonları ağırlıklı. Yine aynı şekilde dizüstü mini bir etek. Hani hem abartı değil hem de aynı zamanda şık. Bu etek de bu arada Pull&Bear'dan. 120 TL fiyatı da. Oldukça beğendim. Bu arada hani bu videoda en çok duyduğunuz marka ilk olarak Bershka olacak. Benim de en çok alışveriş yaptığım marka Bershka ve Pull&Bear diyebilirim. Üzerime kalıp olarak özellikle beli olarak en iyi oturan iki marka. Gerçekten hani Zara, Mango, H&M bunlar bu kadar iyi oturmuyor bana. Özellikle etek, elbise, pantolon konusunda. Böyle kalıplarını ben bana çok uygun bulmuyorum. Biraz önceki elbisenin bedeni X-small. Bu eteğin bedeni de X-small. Bu pantolonu size göstermeyeceğim şu anda. Bunun üstüne giydiğimi göstereceğim ama bu pantolon da bence hala vardır diye düşünüyorum. Ama böyle bunlar kadar yakın zamanda almadım. Alalı birkaç ay oluyor. Ama hala o var muhtemelen. Çünkü basic bir parça. Bu da aynı şekilde Pull&Bear'dan ve 32 beden. Böyle bir parça bizi karşılıyor. Daptar. Böyle sarılı beyazlı. Mesela böyle belinize tam oturan
her parçaya çok güzel duruyor. Ben özellikle bunun altına böyle biraz mom jean tarzında giymeyi seviyorum. Çünkü bu inanılmaz dar. Altındaki birazcık daha bol. Ve bence güzel gözüküyor. Böyle spor ama şıka da kayabilen. Hani tamamen spor olmayan bir kombin bu da. Benim yine gerçekten çok severek giydiğim bir parça. Bunu inanılmaz bir yaz sıcağında giyemeyebilirsiniz. O kadar ince değil. Ama şu anki tam geçiş havalarında hani ilkbahar ve yaza doğru giriş aylarında bence inanılmaz güzel bir parça. Plan 1'dan. Dediğim gibi ve zaten bunun gibi birçok parça oluyor. Bunun fiyatı da 60 TL. Ve bunun bedeni de X small bu arada. Dar bir şey ve küçük bir şey olduğu için çocuk reyonundan gibi gözüküyor böyle parçalar. İlk aldığımda annem gördüğünde tepkisi bunu kendine mi aldın? Bu nasıl olacak oldu ama tabii ki üzerinizde birazcık daha genişliyorlar. Benim son dönemde aldığım en beğendiğim iki parça. Pantolon zaten inanılmaz güzel. Böyle kumaş. Beyaz değil, böyle bej diyebilirim. Arkası böyle. Ya, oldukça güzel yani, bilmiyorum, kötü ne söylenebilir bu pantolona. Sadece birazcık hızlı buruşabiliyor. Paçaları normal boy. Pantolon da Bershka'da yine aynı şekilde. Dediğim gibi yani müthiş bir bel ya. Buradan teşekkür ediyorum Bershka'ya ve özellikle Plan 1 ailesine, üreticilerine. Hani müthiş, gerçekten böyle bir kalıp olamaz. Bunun bedeni de yine aynı şekilde 32, 120 TL'ydi bu da. Bu ikisini aynı gün ve birlikte aldım. Hatta hani bunu aldıktan sonra bunun üzerine ne gibi bir şey giyebilirim diye böyle birazcık mağazaları geziyordum. Ve sonra bunu gördüm. Zaten popüler oldukça her yerde gördünüz. Omzu düşük modellerden biri. Böyle duruyor. Bence çok güzel yani. Ve sadece böyle şeylerin değil, her şeyin üstüne giyebileceğiniz çok basic bir parça. Hani herkesin dolabında bulunması gerekenler gibi bir şey yapsam kesinlikle ekleyeceğim bir parça. Çünkü birçok şeyin üzerine çok güzel durur. Kotların üzerine çok güzel duruyor. Beyaz kotların üzerine çok güzel duruyor. Siyah kotların üzerine çok güzel duruyor. Doğru bir etekle, etek üstüne, şort üzerine. Yani gerçekten her şeyin üzerine giy çık yapabileceğiniz bir üst. Müthiş ya. Bence çok şık, çok zarif. Çünkü omzu düşük olduğu için istemsiz böyle bir naiflik katıyor diye düşünüyorum. Bunu da Stradivarius'tan almıştım. Dediğim gibi bunun da, bunun fiyatı ne kadardı? Bu arada bunun bedeni small. Fiyatı da 60 TL'ymiş. Bunun da. En küçük bedeni small'du. Bu beni biraz üzdü. Bence 2 small olmalıydı. Çünkü 2 small olsaydı o daha iyi olabilirdi. Böyle bir tık bol veya bollaşabilir. 2 small olsa kesinlikle onu alırdım. Hani dediğim gibi 2 small kesinlikle olmalı bence her mağazada. Yani nasıl en büyük beden içinde olmalıysa en küçük beden içinde olmalı. Ve kalıplara ona göre olmalı yani. İkisi mi ol diyorsun ama kalıbı öyle bir şey ki akıl alır gibi değil. Yine Stradivarius'tan aldım bu çantayı da. Bunun fiyatı da 60 TL'ydi bu arada, indirimdeydi bayağı. Boyutu küçük. Mesela benim cüzdanım bunun içine sığmıyor. Ama bel çantasının içine de sığmıyor. O yüzden daha kartlık kullanıyorum böyle çantaları aldığımda. İçi de oldukça küçük. Kendisi de küçük. Ama bence çok şık. Dilerseniz şunu çıkarabilirsiniz ama ben bayağı beğendim. Dilerseniz asabilirsiniz. Şimdi üzerimde bunlar varken kıyafetlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz sayılır. Göstereceğim bir 2, 3, 4 daha 4 parçamız varmış gerçi. 4 parça var ama ben bir yazlık öneri göstereceğim. Bonesta'dan. Buradakilerin hepsini ben aldım. Bir tek bunu ben almadım. Bunu marka hediye olarak gönderdi. Ama göstermek istiyorum çünkü beğendim. O yüzden öneri olur belki size de. Şöyle. Altı. Böyle. Zaten bunu da giydiğimde Instagram'da bence göreceksiniz beni. Çünkü gerçekten güzel. Üstü de şöyle. Buraları böyle geliyor. Şimdi birazdan bir büstiyer gibi bir şey aldım. Onun da böyle detayları var. Onu da göreceksiniz. Aynı mantık. Ya ben oldukça beğendim. Keşke böyle arkası da kullanılsaymış. Çünkü arkası da güzel. Puantiye desenle. Ve zaten böyle bu desen, leopar desen inanılmaz popüler
oldu bu sezonda yine. Ve daha da olacak bence. Çok tercih ediliyor çünkü. Ben bayağı beğendim. Ve tam oturdu üstüme. Yine öyle diyebilirim. Bunların bedenleri de 36 bu arada. Dilerseniz bikini, mayo bakıyorsanız bakabilirsiniz. İnanılmaz güzel mayo modelleri vardı aklımda kalan. Ama benim ona benzer mayom olduğu için almadım. Çizgili mayolarına lütfen bir bakın. Bence bu videoyu denemeli yapmam çok daha iyi oldu diye düşünüyorum. İnşallah fiyat, marka söylemeyi atlamıyorumdur. Ama atlamıyorum galiba. Hepsini söylüyorum. Ve yine Bershka'dan geliyor kombinimiz. Üzerimi değiştireceğim şimdi. Böyle siyah ve yanlarında beyaz çizgileri olan bir eşofman. Oldukça güzel. Ve hani ben eşofmanda çok fazla spor, hani tabii ki spor bir parça ve inanılmaz rahat bir parça. Ama yine de hala birazcık şık da durmasını seviyorum. Ve bence hani spor ama yine de kendini bırakmış, gözükmeyen bir parça. Şu bileklerine doğru daralıyor. Ben eşofmanlarda gerçekten şuraya oturayım. Bunu sevmiyorum. Hani böyle boz bol gelen eşofmanları pek sevmiyorum. Ve zaten hani İspanyol paça gibi olan eşofmanlar aslında güzel. Böyle buralardan dar gelip paçaları bollaşıyor. Kimisine çok yakışıyor ama İspanyol paçayken ben çok yakıştırmadığım için de öylelerini tercih etmiyorum. O yüzden hani benim eşofman anlayışım birazcık böyle. Bu arada birazcık kalın bir parça. Şu an yazın giyebileceğiniz bir parça değil. Ama ben yine de göstermek istedim. Çünkü inanılmaz beğendim. Tek kötü yanı cebi yok. Bu arada beli de bayağı iyi. Bunun bedeni de aynı şekilde 2 small. Bu arada. Videoyu yeni bir günden bölüyorum. Gerçekten editlerken fark ettim. Şimdi size elimde göstereceğim. Giymeyeceğim bu sefer. Ama yanına fotoğrafını koyarım mankenin giydiği. Şu alt sayesinde gerçekten videonun sonu çöp oldu. Bu altı anlatmak istiyorum size. Trendyol'dan almış olduğum ve daha etiketi duruyor. 34 beden. Şöyle bir pantolon. Bol. İşte yırtmacı olan. İnanılmaz beğenerek aldığım bir pantolon ve hani giydiğimde de çok beğendiğim bir pantolon. Ama videoda büyük ihtimal ışıkların da etkisiyle içimi inanılmaz güzel göstermiş. Gerçekten çok komik bir biçimde göstermiş. Hani bunu giysem artık akşam üzeri giyebilirim. Tamamen güneş olmadığında, artık gece olduğunda, akşam saat 8'den hatta 9'dan sonra yaz günlerinde giyebilirim. Veyahut da içine astar diktirip giyebilirim. Çünkü gerçekten şu ön kısımları inanılmaz ince. Zaten arkadan beni görebilmenizden belli bence. Ve çift taraf tutsam bile gösteriyor. İnanılmaz bir biçimde siyah iç çamaşırıyla bile iç gösteriyor. O yüzden videonun sonunu tekrardan çekiyorum ve bunu da böyle göstereyim dedim. Gerçekten çok güzel. Ama hani almak istiyorsanız dediğim gibi nasıl kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Belki plajda giymeyi tercih edersiniz. Belki dediğim gibi astar diktirirsiniz. Onun dışında şu üzerimdeki üste geleceğim. Bu üstü Penti'den aldım. İnanılmaz güzel. Mürdüm renginde böyle bir büstiyer. Dantel detaylı. Bu arada pantolonun fiyatını yan tarafa koyarım. Şu an aklımda yok. Ama bu büstiyerin fiyatı da normalde 80 TL'ydi. İndirimde 55 gibi bir şeye düşmüştü. Aynen öyle, 55-53 gibi bir şeye düşmüştü. Bayağı bir indirim vardı. O sırada almıştım. Aynı zamanda bu büstiyerin altını da aldım. İç çamaşırını. Ve bayağı beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bence çok şık. Ve birkaç rengi vardı. Ben belki siyahını alırım diyordum ama en son girdiğim pente de bu rengi vardı. Bu rengini de çok beğenince bunu alayım gibi bir karar vermiştim. Ama oldukça beğendim. Bence bayağı şık duruyor. Ve yine son olarak videonun son parçası, Trendyol'dan aldığım bu tişört. Tişörtün boyu şöyle. Böyle de giyilebilir ama ben genellikle bunları şöyle belden bağlamayı tercih ediyorum. Bunun fiyatı da 30 TL'ydi. Yani uygun fiyatlı güzel tişörtler bulunca alıyorum. Çünkü gündelik zaten çok sık giyebiliyoruz.
Trendyol'un tişörtleri güzel oluyor ama dediğim gibi pantolon ciddi anlamda bir hayal kırıklığıydı benim için. Ve diğer videoyu editlerken gerçekten inanılmaz güldüm. Çok komikti. Asla içimin o kadar gözüktüğünün farkında olmadan dakikalarca konuşmuşum. Ek olarak kıyafet değil ama Instagram'dan da hani bana şu dönem, daha yeni aldım zaten 3-4 gün oldu olmadı. Bu şu gözlüğü de göstermek istiyorum. Hatta bir önceki videoyu çekerken henüz almamıştım, birkaç gün önce yeni aldım. Ray-Ban'in. Bu arada birazcık boğazım kötü gibi. Sesim videonun başına kıyasla daha çatallı çıkıyor olabilir. Umarım çok rahatsız edici değildir sizin için. Aslında oldukça klasik bir model. Kodunu da bilgi kutucuğuna koyarım, o şekilde ulaşabilirsiniz. Bunu da 500 TL'ye almıştım ben. Ama güzel gözlük. Beğeniyorum. Instagram'da da bu dönemde sorulduğu için bunu da göstermek istedim. Ve böylece videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bayağı aldığım şeyleri sizlerle paylaştım. Umuyorum İşinize yarayan güzel öneriler verebilmişimdir. Umarım siz de beğenirsiniz ve belki alırsınız. Bu beni de çok mutlu eder. Sizin en favori parçanız ne? Veya daha önce siz de bunlardan aldınız mı? Alırsanız da hepsini yorumlarda bana yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.